Merhaba arkadaşlar, günaydın. Evet arkadaşlar, bugün hafta sonu. Burada hafta sonu yasa yok arkadaşlar. Bugün biz Fatma'ya gideceğiz. Yani orada biz vakit geçireceğiz. Belki ben de orada bizler yapacağım ya da pizza yaparım orada. Yani akşam yemeği için, tamam mı? Ama gitmeden önce arkadaşlar, hadi gelin ben sizi dize göstereyim. Tamam, hadi göster bakalım bizi o zaman dışarı. Evet arkadaşlar, burası bahar çok geç geliyor. Evet, neredeyse yani Mart'ın sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Nasıl hala, bir kar, nasıl bir kar. Hala kışın burası. Bayağı bir yağdı. Her gece böyle yağıyor. Şimdi yollarda tabii temizlediler, açtılar. Biraz da eridi. Ama bir sabah 10 santim vardı yani. Evet, çok çok güzel yani. Evet, bakalım. Çok güzel de manzara var arkadaşlar. Evet. Bakın ileride yağışlı hava tekrardan geliyor. Biraz sonra yine devam edecek kar yağışı. O zaman hadi şimdi gidelim bebeğim. Tamam, biz hadi gidelim. Biraz bir şeyler alalım marketten, tamam mı? Tamam, hadi gidelim. Konuşacağım sen de. Baba. Baba. Bili bili bili. Bilirsiniz bizi, bakın. Akrobasi yapıyorum şimdi. Oh, neler yapıyor. Oh maşallah. Evet. Atla kalkacağım şimdi. Kameranın kaydı altında olduğunu öğrenen bir bebek. Evet. Bravo. Ne sağlık Fatma, ne güzel gözüküyor bak. Ya, Türk kahvesi ya, o çok güzel ya. Yapacağım. Bak böyle yaparsan burada ayrılıp gitmeyiz bak, ona göre. Ama belki 2 kilo, 3 kilo alır buradan hakikaten ya. Dikkat edeniz, tamam mı? Elinize sağlık, kesenize bak. Evet. Güzel olsun ya, hiç laf. Oo, ne güzel gözüküyor Fatma. Evet arkadaşlar, akşam oldu. Yani akşam üzere biz, ben pizza yapıyorum. Böyle bir tepsi 2,5 su bardak un koyuyorum. Hamuru kapatıyorum. Belki 30 dakika bekleyecek. Ben de tavuk kızartacağım. Ne güzel olur. Tamam. Biraz una batıracağım. Sonra yumurtaya, çıtır sonra galeta unla. Çıtır çıtır o zaman. Evet. Böyle incecik değil mi? Evet, çok güzel olur. Güzel olacak inşallah. İnşallah. Ay, yapıyorum. Yeni geldi. Tamam, hadi yapalım. Döreceğiz mi? Tavuğu şöyle ince evet, doğru. Kesiyorum. Marine yapıyor muyuz? Tuz falan koyayım mı içinde? Şimdi kestikten sonra yıkayacağım. Tamam. Sonra tuz ve karabiber koyacağım. Ha, güzel. Sonra una batıracağım. Yumurtaya batıracağım. Kızartacağız. Galeta ununa batıracağım. Hı-hı. Daha sonra kızartacağım. Evet. Ve güzel. Edis sinirlendi. Evet. Ooo, siz bize ne yapıyorsunuz? Güzel güzel yemekler mi hazırlıyorsunuz? Evet. İlyas hocam bana ya. Biz hafta sonu biz aynen kilo alacağız hakikaten. Ben de kilo alacağım. Sen ne yapacaksın İka? Ben pizza yapacağım. Hadi be. Hı-hı. Türk pizzası mı? Evet. Sen yapıyorum ya. Türk usulü değil mi? Evet. İtalyan usulünde domuz oluyor çünkü. Evet, ciddi mi? Tabi canım, onlar domuz çok yiyorlar ya. Evet, doğru. Yani için sucuk koymuş, evet, Türk pizzası. Domuz yerine sucuk koyacağız. Evet, sucuk. Ben de bunun sosu için yapacağım Fatma. Acı sosu falan. Ya ben acı çok sevmiyorum. Merak ediyorum. Çok sevmiyorum acı. Ama Enis çok seviyor. Kızına bakarım. Tamam. Arkadaşlar, şimdi ben pizza için malzemeleri hazırlıyoruz. Çünkü Enis çiğ böyle yemiyor. Ondan dolayı mantar, biber, domates kavuracağım önce. Benim için aslında böyle direkt, siz direkt koyabilirsiniz pizzanın üstünde. Biraz ama yani pişmiyor ya, kutu kutu ben seviyorum aslında ama henüz yemiyor. Ondan dolayı önce kızartıyorum onu tavada. Sonra usulü koyacağım. Böyle mantar, biber, domates kızartacağız. Burada sosis var, sucuk, mısır, pide, zeytin ve usulü kasar. Böyle yani çok pizza çünkü sucuk var içinde. Sizin daha önce yaptın mı Fatma pizza? Ben hiç yapmadım. Hep dışarıdan yedim ama seninkini denedikten sonra ben de deneyeceğim. Bakalım. Mutlaka güzel deneyeceğim. Güzel olursa sen de yaparsın evde. Aha, yaparım. Çünkü buranın pizza var bir tane ama ben beğenmedim burada. Van'daki biraz uzak ya. Ondan dolayı evde yaparsam daha hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı yani. Bu malzemeleri kesmeden önce de hamur yoğurdun değil mi İka? Evet. Hamuru da göstereyim. Hamuru da fırına koyduk. Fırına koydum. Yani. O da burada. Üstünde bir havlu ile kapat. 30 dakika bekleyecek. Yani yasmaya olur, instant maya da olur yani. Kurmaya.
Kurumaya mı diyor? Kurumaya da olur, yaşmaya da olur. Yani. Hamuru yoğurmak. Ben böyle pizza incecik böyle. Ben de incecik severim. Çünkü kalın böyle hemen döyüyorum ki. Yani. Son halini gösteririz artık. Tamam. Umarım güzel olur yemeklerimiz. Amin inşallah. Tarımız sen maçı sevmiyor yine çok mi? Güzel menü bizi bekliyor demek. Evet. Vay be. Evet, pizzadan önce pişiriyoruz değil mi? Koymadan önce. Evet. Yoksa çiğ çiğ oluyor, güzel olmuyor. Evet. Ama mandara biraz fazla da almıyor değil mi? Tamam değil. Evet, hanımlar mutfakta. Erkekler de bebeklerle ilgileniyor. Böyle bir iş bölümü yapmaya karar verdik. He? Evet, duyuyoruz zaten de. Sen niye bozuyorsun abi? Bozdu valla. Niye? Bitti. Aa, arkadaşlar, şimdi ben pizza açıyorum burada. Bu önceki yağı koyalım abi. Yanmasın. Yağı koymazsan böyle pişiyor. Allah. Tamam mı? Evet. Bu incecik olacak arkadaşlar. Şöyle içiyorum. Balık gibi görünüyor ama tavuk. Balık yeriz. Ben bir tepsi yapıyorum. Arkadaşlar bakın bu tarifi unutmayın. İnanılmaz. Yani ben İtalyan pizzasını yedikten sonra market dışarıdan almıyor. Pizza yemeyi bıraktım arkadaşlar. O derece diyeyim yani. Ama işin en püf noktası malzemeleri bol kullanmak, evet, değil mi? Bir de hamurunu iyi ayarlamak. Evet, şimdi İK gösterecek. Daha önce biz zaten pizza yapmıştık arkadaşlar, değil mi? Evet. İzlemediyseniz onun linki de yukarıda. Evet. Oradan takip edebilirsiniz. Bu Enes çiğ sevmiyor. Ondan çiğ sevmediğimiz için malzemeleri böyle yarı pişirdik, değil mi? Evet. Yarı haşlamadık da pişirdik. Daha şimdi güzel oluyor böyle. Kapılıyor yayla. Aynen. Düğümün üzerine kaşar sallandıracağız. Burada arkadaşlar zeytin, sucuk, sosis, of. Bu en önemli bir zaten. İnşallah yetişeceğim. Ne oldu sana? He? Ne oldu? Nereye gitmiş? Gel, gelecek misin? Hoppa! Efe geldi buraya. Bak ne var? Kitap okuyorum seninle. Gel. Bak, Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri. Gördün mü? Çok da ilgi çekici bir konu değil mi senin için? Bak resimler var, bak köprü. Bak hamam, yani. Tereyağı var mı kadının? Hı hı. Fırına basit yazdı. Tavuk da az kaldı. Evet arkadaşlar, az kaldı. Ben sosunu tekrar pişiriyorum. Efe de senle birlikte ha? Evet. Efe'yi de mi örtün dünya mutfağı? Hı hı. İyi tamam işte. Ama tadına bakayım da önce. Ben evet, Kuka kendi el yapımı acı sos da yapıyor arkadaşlar. Pizza ile birlikte güzel gidiyor. Oha! Aynen. İnanılmaz acı Enes. Oh. O kadar acı olmasın ya. Ya bilmiyorum. Acı, acı ben aldım. Evet, çok acı. Tavuk pişiyor. Sen yeme Fatma, çok acı. Ya benim için çok tamam, acı. Sulandıralım biraz, acısı gitsin. Nasıl olacak? Ben biraz tuz atayım. Sıcak tuz olduğu için sana çok acı gelmiş olmasın? Yok. Ondan da olabilir. Yok Enes. Bu biber çok acı. Tuzu az mı? Tuz çok atma ha. Pizzamız pişti arkadaşlar. Şimdi keserim. İnanılmaz güzel, lezzetli, bol malzemeli duruyor. İnşallah. Burada bıçak nerede? El yapımı acı sosumuz da var şu an. Ha bak, bu bıçağın alt tarafı iyiymiş. Pizza kesmek bastırabilirsin böyle. Evet doğru. Doğru. Ooo 4 tane yap. Tam 4 kişilik ya. 4 tane mi? 4. Tam bir kişilik evet, bir tabağı koyayım. Çorbalarımız da hazır. Tabağı koyayım mı Fatma? Tabağı böyle. Her mi? Sabah. Birerdim. Doğru. Oh. Şöyle koyalım. Şöyle reklamlık kaldır. Reklamlık böyle aksın aşağı kaşarı, tamam mı? Of of of. Evet şu kaşara bakın arkadaşlar. Şu kaşara odaklanın. Hey, sanki düşecek gibi de düşüyor. Şöyle o zaman ha. Hadi hadi başaracaksın. Hadi hadi çabuk pişti bu be. İka başardı. Evet arkadaşlar, soframız hazır. Evet yine çok kral bir sofra. Bu, ben de kendim sıktım. Burada salatamız, bulgur pilavımız. %100 doğal değil mi? Evet. Eyvah düşürecek, koş koş çıkar. Nasıl tırmanmış oraya ya? Ya
Efe dağcı olacak dağcı. Ne yapıyorsun anne? Evet, burada da tavuklarımız değil mi? Tavuk değil mi? Evet. Aa, çok harika, çok lezzetli duruyor. Elinize sağlık Fatma afiyet hocam. Afiyet olsun. Kesenize bereket. Allah razı olsun. Çıkanın da eline sağlık. Efe nasıl? Efe ses gitmez ya. Gitmez. Yok. Hadi oynayalım. Nasıl? Bak nasıl. Şimdi bunları diziyoruz. Sen siyahlar senin olsun. Muhtemelen eksiktir. Efe Allah bilir. Nereye atar? Siyahları sen topla, tamam mı? Sağ olun. 99 eminim kaybolduğunu. Kaç tane olması? 15 tane olacak. Eğer kaybolmuşsa da böyle kırmızı pancar falan kesin ona evet. Benziyor zaten. Ya da havuç da keserim. Havuç da olur, doğru. 14, bir tane yokmuş bundan bak. Şöyle bırakıyorum. Benim ne dizdiysen tam karşısına oyunlarını diz, tamam mı? Tamam. Hadi diz bakalım nasıl diziyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, havuç kesiyor mu? Çok mantıklı bak havuç. Pancar da olur ya havuç, pancar. Ama zar mı yok? Zar mı demek? O zaman olduğunu hayal edin böyle, hani bana şu sayı gelmiştir. 6, 6 o geldi bana ya. Mesela. Şeş geldi. Şeş şeş. Dübeş. Şimdi nasıl? Aha, yine düşeş geldi. Şansa bak. Bugün çok şanslıyım. Ona nasıl oynuyor bu? Zar var, tamam mı? Aa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Zar biliyor musun sen? Biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane zar oluyor. Aynen. Mesela bir kulakta tane da var ya. Bu nerede o? Soğanda da var. Aa, kaybolmuş mu o da? O da kaybolmuş. O zaman oynamayın. Efe yemiş. Hop be. Şurada olabilir. Yok, mümkün değil. Ay. Yemiş de olabilir valla, inanır. Yok be. Valla. Daha anlatmadı ki. Hadi devam et. Daha fıkraya yeni başladın. Sen beni unuttun ya. Fıkra olduğunu da söylememiş. 3 yaşlı. Şimdi ne kadar unutkan olduğunu anlatıyor biri. Ama yine güldüğe başladım. Tamam. Nedir oğlum bu? Adam fıkra anlatıyorum da. Ben vurmayacağım. Ha. Yok, gülebilirsin. Sıkıntı yok. Düşsene İka, ne yediğini unutuyor. Sen dün ne yediğini unutur musun ya? Unutmaz İka. Mümkün değil. Ya. Ondan sonra diyor ki ya o bir şey mi diyor. Ondan sonra diyor ben evin kapısından dışarı çıkıyorum diyor. Nereye gittiğimi unutuyordum diyor. İlk öyle şey dayanamaz arası gidiyor. Nereye gideceğini unutuyormuş. Evet, İlk çocuğu uyutmanın rahatlığı içerisinde. Fatma Hoca hala uyutmaya çalışıyor bu arada. Dur İlk bitirmedim. Eyvah, düz uyandı. Nazar değdi ya. Tüh, hikaye yarım kaldı. Fıkra. Hadi anlatmaya devam et be. Anlatmaya devam et. Çok merak ediyor musun? Elif heyecanlıyor bak. Ana, Elif de heyecanlandı. Hadi. Tamam, başka bir gün anlatırım. Ya anam. Hadi. Tamam mı? Sonra diğeri de unutkan ya, üçüncü. Üçüncü de aslında unutkan olmadığını düşünüyormuş. Ya diyormuş, siz de öyle şeyler yaşıyorsunuz ama diyormuş. Ben yani Allah muhafaza diyormuş. Kim o? Unutmuş. Böyle tık tık yaptı ya. Kim o demiş. Ben... Ne için vurduğunu bile unuttu yani. Ne için vurduğunu bile unutmuş, kapı çalıyor sanmış. Anlamadı ki İka. Dur. Anlasa çok gülecek İka. Ama gülmedi ki. Sır bir daha söyle. Ha? Üçüncü adam ne diyor? Aslında unutmuyor aslında. Değil mi? Unutuyor. Tamam. Ha, sen hala anlamadın ya. Dur. Sen anlasan çok gülersin. Bak bizde şöyle bir hareket vardır, hani şaman geleneği eski, böyle nasıl diyeyim, böyle Allah korusun derken böyle vuruyorlar böyle. Aa. Hani şeytan kulağına kurşun diyorlar ya. Mesela böyle bir hareket var yani, Allah korusun falan, hani bende öyle bir şey yok diyor. Aha. Ama bu hareketi yaparken böyle yapıyor, kim o diyor, kapı çalıyor gibi ses geliyor ya böyle. Aha. Tık tık. Kapı çalıyor sanıyor. Onu bile unutuyor. Hani hemen unutuyor. Anlamadı. Anlamadı ki. Anladı. Hemen unutuyor. Kaki bu kapı çalıyor. O diğerlerinden daha da kötü aslında. He. Anladın mı? Çok anlamadı. Anlamış ya. Ne diyor yani sence? Hı? Ne diyor sence? Neyin anlamış mı sence? Anlamış. Anladın mı? İlk anlar ya. Zeki. Anladım. Ne anladın? Hadi bize anlat bakayım. Bak.
bu adam diyor ki. Ya ama o böyle yapıyor ya. Hemen kim yapıştırmış? Nasıl yapıyor? Kim o? Sandaki kapı çalması ama o yapmış. Ama gülmedin ki. Kendi yaptı. Benim. Bak bir tane evet. Sana çok komik bir şey anlatayım mı? Ama benim için komik değil ama o. Bak, ama ortakilerin çok komik. Çok komik bir şey anlatayım sana. Tamam. Bak bir tane bak çok koy koy. Çok şişman bir çocuk varmış bak. Bak sonra ne yapmış? Bilmiyorum. Hadi anlatmaya devam et be. Hı? Anlatmaya devam et. Çok merak ediyor musun? Evet. Liseye geleceğim diyor bak. Tamam başka bir gün anlatırım. Ya anam. Hadi. Tamam mı? Sonra diğeri de unutkan ya üçüncü. Üçüncü de aslında unutkan olmadığını düşünüyormuş. Ya diyormuş siz öyle şeyler yaşıyorsunuz ama diyormuş. Ben yani Allah muhafaza diyormuş. Kim o? Unutmuş. Böyle tık tık yaptı ya. Kim o demiş. Ben. Ne için vurduğunu bile unuttu yani. Ne için vurduğunu bile unutmuş. Kapı çalıyor sanmış. Anlamadı ki. Anlasa çok gülecek ki. Ama gülmedi ki. Sır bir daha söyle. Ha? Üçüncü adam ne diyor? Aslında unutmuyor aslında. Değil mi? Unutuyor. Tamam. Ha, sen hala anlamadın ya. Sen anlasan çok gülersin. Açmış hayvan. Bak bizde şöyle bir hareket vardır. Hani şaman geleneği eski. Böyle Allah korusun derken böyle vuruyorlar böyle. Hani şeytan kulağına kurşun diyorlar ya. Mesela böyle bir hareket var. Yani Allah korusun falan. Hani bende öyle bir şey yok diyor. Uh-huh. Ama bu hareketi yaparken böyle yapıyor. Kim o diyor. Kapı çalıyor gibi ses geliyor ya böyle tık tık. Kapı çalıyor sanıyor. Onu bile unutuyor. Hani hemen unutuyor. Anlamadı. Anlamadı ki. Anladı. Hemen unutuyor. Kim o? Kapı çalıyor. O diğerlerinden daha da kötü aslında. He. Anladın mı? Çok anlamadı, anlamış diyor. Ne diyor yani sence? Hı? Ne diyor sence? Neyi anlamış mı sence? Anlamış. Anladın mı? Zika anlar ya, ita zeki ya. Anladım. Ne anladın? Hadi bize anlat bakayım. Bak, o adam diyor ki. Ya, ama o böyle yapıyor ya. Hemen kim yapıştırmış? Nasıl yapıyor? Kim o? Sandaki kapı çalması ama o yapmış. Ama gülmedin ki. Kendi yaptığını bile. Bak bir tane sana çok komik bir şey anlatayım mı? Ama benim için komik değil ama o. Bak, ama ortakilerin çok komik. Çok komik bir şey anlatayım sana. Tamam. Bak bir tane bak çok koy koy. Çok şişman bir çocuk varmış bak. Hocam gelin oturun artık ya. Vallahi var ya onu bak, getir bunu getir. Çok güzel mesela. Masamız midemiz doldu taştı ben ya maşallah. Ben öğrendim nasıl yapılır bu biliyor musun? Elma keki bazen elma. Kendisi mi yapmış? Evet. Oo hocam elinize sağlık ya. Afiyet olsun. İnşallah beğenirsiniz. Bak, beğeniriz ya ne demek. Şunu da siz bize getirmişsiniz. Bursa'dan. Yani Bursa'dan halis molis kestane şekeri. Kestane şekeri. Yani bir de elimize kestanelerle geldi. Kestane sobamızı da getirdik. Daha kestane de yapacağız yani. Aynen. Bu gece çok uzun bir gün. Hep yemekle ilgili olduğu için herhalde çok güzel bir gün. Evet. Büyüdü mü? Çok rahat değil mi? Efe de çok sıkıldı evde. Efe çok sıkıldı evde ve sürekli onunla ilgilenmek istiyor. Seviyor. Ve sürekli onunla ilgilenmek istiyor. İlgi başka bir yerde oldu mu kuduruyor ama. Farklı bir yer böyle istiyor bence. Teşekkür ederim. Hacı babam şu tabaklardan nefret ediyor. Haksız da değil ki tutamıyorum, bırakamıyorum. Bak git bana doğru düzgün çay getir diyor. Hacı babam. Dur babası. Dur da bir dakika dur baştan anlat. Sen Fatma Hoca'yı anlat ha. Fatma abi mi? 30 tane yaşlı adam var tamam mı? Onlar böyle muhabbet ediyor. Ne diyorsun? Yazırın yaşarsın. Tamam mı? Bir tane adam demiş ki ya bu yaşlarda dün ne yedim bile ölmüştüm. Bilmem mi? Daha gülüyor. Ben sana güldüm ya. Ciddi mi? Ben valla sana güldüm. Anlattığına gülmüyor. Ben yukarı gülüyorum. İkinci adam demiş ya. Ya bak gülmek de anlatamıyor. Bütün Fatma Hoca'nın güleceğini sen güldün. İkinci
deyince adam demiş ki ya başka bir gün kapıyı açtım. Nereye gideyim unutmuştum. Anlatmıştım. Bak İlyas Hoca güldü. Valla futbolaya girmiyoruz. Tamam ama o üçüncü adam benim için komik değil. Üçüncü adam demiş ki ya Lutan böyle çok anlamadım aslında. Böyle böyle yapmış. Tık. Gözünden yaş geldi. Tamam mı? O kendimiz. Kim o? Öyle demiş. Bırak. Anladın mı sen? Anlamadın. Şimdi sen ne anladın onu anlat. Öyle öyle diyorsun. Tamam İlkan hangisi en komik onu söyle bize. En komik? En komik olanı söyle hadi. En komik olanı. Bak bir tane şişme çocuk var. O bence komik yok be. Evet ya yeter ya. Hayır o üç adam var ya ondan en komik olanını anlat. Hangisi en komik? Birinci, ikinci. Hangisi ne yapan o? Dün ne yemek yedim unutmuştum. Bak yemekle ilgili olarak komik geldi. Dikkat gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Biz şimdi evdeyiz. Bu video bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda gerçekten çok güzel sürpriz video gelecek arkadaşlar. Yürü be. Ondan dolayı bizi takip edin. Tamam mı? Bir sonraki videoda görüşürüz. Selamünaleyküm. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?